kızmayız. Kurtuluş günü. Haydi haydi yürü ileri. Vardı Sarsuna Mustafa Kemal. Haydi arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Sayın müdürlerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'dan elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümü. Bu anlamlı günde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Tarih öğretmeni Mamura Arslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması. Cumhuriyete adım adım oratoryosu. Oğuzhan Özkaya Orkestrası. Özkaya Ritim Grubu kapanış. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da. Bu cennet vatanı. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna
ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için rahat. Hazır ol. Bayrak, flama al. Dikkat. Bayrak, flama, al. Rahat. Atatürk diyor ki, eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Tarih öğretmeni Mahmura Arslan'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın müdürlerim, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş mücadelesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümü. O gün Samsun'un vatansever insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Başlangıcını kendi saptamıştır. Nasıl bir ortamda toplum sahnesine çıktığını da yine kendi diliyle belirtmiştir. Büyük eseri Nutuk, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan tarafta bulunan Osmanlı Devleti'nin Mondros'ta imzaladığı ağır mütareke sonucu yabancıların Türkiye'yi işgale başlaması üzerine aldığı Anadolu'ya geçme kararı uyarınca 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile başlar. Nutuk'un böyle bir olay ile başlaması İlk baştan bir dünya olayı olmasının gereğidir. 19 Mayıs 1919 günü geleceğin Atatürk'ü sadece Samsun'a çıkmış değildir. Dünya sahnesine çıkmıştır. Atatürk bu çıkış ile yalnız Misak-ı Milli sınırları içerisindeki Türk vatanını sömürgecilerin pençesinden kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda emperyalizmin belini bükmeyi başarmıştır. Birinci Dünya Savaşı başına kadar serpilip yayılan emperyalizm bu savaştan sonra gerilemeye yüz tutmuştur. Bu gerileme Sevr Anlaşması'nın sömürgeci devletlerin boğazına takıldığı günden başlamıştır. Sevr yağmasına karşı çıkan Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarıya ulaşması bunun kanıtıdır. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir.
Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi. Bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar, der Mustafa Kemal Atatürk. Peki biz onu anlıyor muyuz gerçekten? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil. Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil. Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk evlatlarının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sözde değil, bu özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz gençlerin bayramını tebrik ediyorum. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Atatürk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Şimdi sizleri Cumhuriyet'e adım adım oratoryosuyla baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Thank you.
Gençlere durmaz ağlam. Kan ağlar, 63 ilimiz, kan ağlar Anadolu. Ben Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal'im güvertede, kaputuna bürünmüş, bakışlarında karanlık, saçlarında rüzgar. Yıldızlar geçiyor alnından, uzak seferlerin şavkı vurmuş yüzüne. Ben Bandırma Vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan, Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde, rüzgarlarla, karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde, Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran. Gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşhinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında, memleket alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar, düştüler can kaygısına ve kurtarmak için başlarını altın gazabından, karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu, fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için, iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük, dayandık her yandan. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Dağlar aydınlanıyor. Bir gün Anadolu toprağı geliyor. Şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak bir yerlerde çağıran sesler duyarak ön safta, en ön sırada. Şahlanın kalesi geliyor bir insanın. Yüce. Dinle. Yüzerler yürür, yüceden yüce. Dinle.
aşkar söylenen diller benimdi. Sağlık! Kuşların ötüşü dağlar benimdi. Sesime tüm can etmekte eşlik. Sayende! Onlar, onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnızca onların maceraları vardır. En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırlarca onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Denildi. Onlar Türk köylüsüydü. Türk köylüsü. Topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Erhan'dır, Kerem'dir, Keloğlan'dır. Yol görünür onun garip serine. Analar, babalar umudu keser. Kahpefenek onu eder oyunu. Çarşambayı sel alır. Bir yar sever el alır. Kanadı kırılır, çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'un işaretidir. Baştan ayağa yâredir. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeyi görsün önlerine. Ve bir kere vakti erişip gayri yeter demesinler. Bunu bir dediler mi toprağın nabzı başlar onların nabızlarında atmaya. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu. Yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ve ayakları altında akan toprak! Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazarda ve kara sabana koşulan ve ağıllarda, ışık üstünde yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altından kanıların ve artuşların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi. Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15'lik şarapkının çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Yediyordu Elif kanısını. Kara geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı, yasla. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Durdu birden kocabaş. Ova bayır durdu. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik. Aman kocabaş vur beni, öldür beni, koyma yollarda beni. Kocabaş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı? Kocabaşın yerine koştun kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yüreden yüzeye.
İnsanlar uzun asker kabutluydu. Yalın ayaklı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Kocatepe. Yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için dünya karanlıkta, daha bizim, daha yakın, daha küçük. Gece, yani karanlık, yani siyah, yani vatan sahipsiz. Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşündü birdenbire kayalardaki adam. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzenin. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon havasına atlayacaktı. Hiçbir sevda yüce değil vatan sevdasından. Kuşandı mavzeri, çekti süngüyü. Toprağı yarine, yari toprağına emanet. Sürdü şimşek hızıyla atını cepheye Mehmet. Nice Mehmetler, Aliler, Ahmetler. İsimsiz binlerce yiğit. Yaşları çocuk, yürekleri cengaver. Geride analarını, sevdalarını, kundakta bebelerini bırakarak koştular ölüme, kucak açarak. Yaşları çocuk, yürekleri cengaver. Kara bulutlar sardı gökyüzünü. Gökten yağmur değil, kurşun duyağım. Acıdan da acı bir çığlık koptu. Mehmet'i vurdular. Vatan sağ olsun. Ali'yi vurdular. Vatan sağ olsun. Ahmet'i vurdular. Yiğidim aslanım,
bükmüş boynunu, duvağında ateş, duvağında kan, duvağında Yunan eli, duman tutuyor İzmir'in üstünde. Kan içinde İzmir, ateş içinde. Tek yürek, tek yumruk oldu Anadolu. İndi düşman, şahin bakışlı bir efe gibi İzmir. Düşmanı attı denize. Artık inmeyecek bir güneş var. Uyanıyor Anadolu toprağı. Vurun ağalar, vurun beyler. İzmir'de efeler şahlanıyor. Olmamızı görünecek sürdük takları. Göğsümüzde taşıdık şanlı bayrağı. Kurtarmaya andettik yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerlerimiz. Kurtarmaya andettik yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerlerimiz. Düşman sarmış yurdumun dişler altında. Birlik olma zamanı bayrak altında. Hakkıdırın o kuvvet ağır varında. Mustafa Kemal'in
basmadan donum ay. Ama yavrum gel lay lay lay. Suya gider yolum var inanar. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının eline sonsuz ekleyecekler ve nesillerden nesillere yerleştirecek. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kalleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. İstiklal ve Cumhuriyet'e bahsedecek düşmanlar en modern silahlarla doğmuşlar. En yüksek korkularla ülkemizi savunsalar dahi ulusal birliğimize en yansın gücünü sebebisi gibi sarsamayacak. Çünkü o adresinin topraklarını yenileyeceğiz. Asıl yeni yansın Türkiye'si modern ve insanların ve Cumhuriyet'e evlerimizin aynı günleri. Bütün bu saraydan daha iyiyim ve daha vehim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet faktü zaruret içinde Arap ve bir tap düşmüş olabilir. Vatanında milletin selameti için her zorluğa ilaç buluyorsunuz diyerek ey Türk İstihbarı'nın evladı! İşte bu ahval ve şerait içindeki vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurmak gerektiği zaman içinde bulunacağımız zumbar şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızı yazdık anlamalara bu cengel yarışı her ölçüşüne ve kazanmayız. Türk gençliği olarak geçen tüm arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Gençliğin sağlam kafan, sağlam vücudunla barışı korumalı, sevgiyi yaymalısın dünyaya. Bugünü aşmak borcun, çağdaş uygarlığı taşımalısın vatana. Oğuzhan Özkaya Orkestrası'yla keyifli bir dinleti diliyorum. İyi eğlenceler. Gümüşlere durmaz akar. Ne şu boktan
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve cumhuriyetinin yılmaz bekçisi. Bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Özkır Eğitim Grubu alkışlarınızla karşınızda. Başladı bir iç savaş, sen
Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs, kurtuluş günü, haydi, haydi yürü.